Yavaş yavaş konuklarımız gelmeye başladılar. Yavaş yavaş geliyorlar zannediyorum. Başlayabiliriz diye düşünüyorum zaman kaybetmemek için. Tekrar hoş geldiniz. Bugün bizim festival sürecimizde ikinci panelimizi gerçekleştiriyoruz. Dün ilkini gerçekleştirmiştik. Çok değerli iki tane konuğumuz var. Profesör Doktor Cenk Demirkıran ve Doçent Doktor Kurtuluş Özgen. Bugün ne konuşuyoruz? Türk belgesel sinemasında Mavi Anadolu düşüncesinden günümüze diyeceğiz ve çok önemli bir konuyu konuşacağız. Özellikle Anadolu uygarlıklarının tanıtımında hem Anadolu halkı açısından hem global küresel çapta tanıtımı açısından çok önemli bir isim karşımıza çıkıyor burada. Halikarnas balıkçısı diye biliyoruz biz kendisini. Sadece Halikarnas'ı yani Bodrum'u tanıtmakla, dünyaya açmakla kalmadı. Aynı zamanda Mavi Anadolu düşüncesinin de yayılmasına ve uluslararası bir nitelik kazanmasına yol açtı. Şimdi ben konuklarıma söz vermeden önce Halikarnas balıkçısı hakkında bir iki cümle paylaşmak istiyorum sizinle. Hepimiz tanıyoruz ama bir kez daha hatırlayalım Halikarnas balıkçısı kimdi. 17 Nisan 1890'da İstanbul'da doğuyor. Tam adıyla Musa Cevat Şakir. Sonrasında eğitimini Robert Kolej'de devam ediyor. Çocukluğu Büyükada'da geçiyor. Aslında o hep denizci olmak istiyor. Herhalde Halikarnas'a sevdası da bu yüzden diye düşünüyorum. Ancak ailesinin isteğiyle İngiltere'de Oxford'da eğitim alıyor. Yakın çağlar tarihi üzerine uzmanlaşıyor. İstanbul'a döndükten sonra çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazmaya başlıyor. Ancak yazdığı bir yazı nedeniyle maalesef ki sürgün günleri başlıyor. Nerede? Daha sonra bu sürgün günlerini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönüyor ama Halikarnas özlemi o kadar ağır basıyor ki tekrar Bodrum'a dönüp oraya yerleşmeye karar veriyor. Ve az önce de ifade ettiğim gibi Mavi Anadolu üzerine çalışmaya başlıyor. Başta Azra Erhat olmak üzere, Sabahattin Eyüpoğlu olmak üzere ve böylece Anadolu uygarlıklarına ilişkin belgesellerin çekilmesine de aslında kapıyı aralamış oluyorlar. Ben bu noktada sözü Profesör Doktor Cenk Demirkıran hocama vermek istiyorum. Buyurun hocam. Size katıldığınız için teşekkür ederim. Dünkü oturumda ben yarısında yetişebildim. dışarıda olmam gerekiyordu. Acil bir şeyler vardı. Ama izlediğim kadarıyla çok keyifliydi. Çok da güzel şeylere değinildi. Bu mavi yolculuk felsefesi ya da işte mavi Anadoluculuk denilebiliyor. Mavi hümanizm olarak da adlandırılıyor. Bir hümanist bir felsefe ve Batı uygarlığının dayandığı Yunan uygarlığının aslında Anadolu uygarlığının izleyicisi olduğunu savunan bir felsefe ve filmlerde de bunu görüyoruz. Dün de oturumda Hakan Aytekin de bahsetti. Bunun güzel bir sınıflandırması var. Onu da ben artık kullanıyorum onu. Kültürel hümanizma dönemi. Gerçekten çok doğru. 56 yılından itibaren son Hitit Güneşi filminin bitiminden sonra, gösterilmesinden sonra bir kültürel hümanizma dönemi başlıyor Türk belgesel sinema tarihinde ve bu içine çok büyük isimleri alarak kar topu gibi devam ediyor 90'lara kadar. Hakan Hoca'ya teşekkür ediyorum bu güzel sınıflandırma için. Gerçekten adını koyabildik en sonunda ne olduğunun bu dönemin. Şimdi Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabağaçlı önce bir Yatağan adlı bir teknesi var onun. Onun da Gökova koylarını yavaş yavaş kendi başına, tek başına dolaşıyor. Daha sonra bir grup oluşturmaya karar veriyor ve bu sefer macera adını verdiği tekneyi ayarlıyor. Tabii bu tekneler bugünün tekneleri gibi değil. Çok derme çatma, balıkçı teknelerinden devşirme ya da modifiye, bugünkü terimle modifiye etme tekneler. Sabahattin Eyüpoğlu'da işte bu Mavi Anadolu'nun sinemaya, belgesel sinemaya etkisinin en başında olan İpşiroğlu'yla zaten Eyüpoğlu. Sabahattin Eyüpoğlu da ilk yolcularından. 1940
1946 yılında ilk mavi yolculuk ve ilk yolculuk. Burada da şöyle bir hikaye var. Bu Halikarnas balıkçısı eşini dostunu arıyor, diyor ki gelin bu güneyin güzelliklerini görün, gelmezseniz sizinle görüşmeyi keselim. Yani zaten tavır olarak da samimi tavırlarında çok keskin ifadeleri var. Ve bir mektup yolluyor Sabahattin Eyüboğlu'na. Sabahattin Eyüboğlu da o dönem Milli Eğitim Bakanlığı Klasikler dizisinde tercüme bürosu şefi. Mektubu alıyor, bu daveti görüyor ve bir ekip ayarlıyor. Ekipte kimler var? İşte 1946 yazında çıkılan yolculukta Sabahattin Eyüboğlu, tabii ki kardeşi Bedri Rahmi Eyüboğlu, Erol Güney, Erol Güney'in çocukluk arkadaşı Benya, Sabahattin Ali var, Necati Cumalı geçerken uğruyor, evine dönemiyor, yolculuğa katıyorlar onu. Yani çok direniyor filan, ısrar kıyamet, en son evine iletilmesi için bir not bırakıyor. Hiç de pişman olmadığını söylüyor sonradan zaten. Selim Turan, Mehmet Fırat, Fuat Ömer Keskinoğlu gibi isimler oluşturuyor. Kaptan da meşhur Paluko. Şeyde de vardır, Azra Erhat'ın kitaplarında da hep bahsi geçer evet. Paluko'nun. Tabii bu bir tatil değil, bir eğlencelik gezi değil, bir kültürel keşif gezisi. Ben biraz onları şeye benzetiyorum, hani coğrafya keşiflerini yaparken bilimle doğru gidiyordu gemiler. Bir sürü efsane de vardı yanlarında, işte denizden çıkan canavarlar, siren kızları vesaire okyanusta yol alıyorlardı. Karşılarında ne çıkacağını bilemiyorlardı. Biraz bunların hikayesi de o. Aslında uygarlıklar gözlerinin önünde. Ama bugüne kadar araştırma doğru düz yapılmamış. Yeni yeni işte 40'lı yıllarda arkeolojik çalışmalar başlıyor ve hareketleniyor. Yeniden anlamak, tabii kazılarla birçok şey ortaya çıkıyor. Yeni kazılara yol açıyor. Birazdan anlatacağım. Yeni keşiflerde de bulunuyorlar. Belgesel çekerken. İşte bu geziler 1950'den sonra daha sürekli bir hale geliyor. Daha düzenli oluyor. Hatta Sabahattin Eyüboğlu bunların hepsine katılıyor. 1973'deki ölümüne kadar hepsine katılıyor. Cevat Şakir katılamasa bile onun katılamadıklarına da katılıyor. Maalesef çok sahipleniyor. 1957'de yolculuğa ilk kadın yolculardan Azra Erhat katılıyor. İşte 63'te Mina Urgan katılıyor. Tabii bu da enteresan bir şey. Sabahattin Eyüboğlu yeni işte Fransa'dan geldiğinde doçent olarak başlıyor romanoloji bölümünde. Aynı zamanda Azra Erhat, Mina Urgan da onun öğrencileri hem de arkadaşları. Yani böyle de bir birliktelikleri var. Yani özellikle şunu diyebiliriz. Mavi yolculuk, Mavi Anadolu ruhunun ortaya çıkması bu İstanbul Üniversitesi Film Merkezi'nin kurulmasına çok büyük etken. Ve bu ruh da filmlerin çoğunda görüyoruz, yansıyor. İkisi de İpşiroğlu'da, Sabahattin Eyüboğlu'da yurt dışına gönderilen ilk öğrencilerden, Atatürk'ün ilk burslu öğrencilerden. Tabii ki Cumhuriyet yeni kurulmuş, bir aydınlanma süreci var, devrim. Ve batıdaki pozitif eğitimi almak için gençler yetiştirilmek üzere batıya gönderiliyor. Sabahattin Eyüboğlu Fransa'ya gidiyor, İpşiroğlu Almanya'ya gidiyor, eğitim alıyorlar. Ve dönüşlerinde 1933 yılında üniversite reformu, İstanbul Üniversitesi öncelikle kuruluyor. Ve dönüşlerinde üniversite reformuna denk geliyorlar. Aslında çağrılıyorlar zaten gelmedi. Ve ondan sonra da Edebiyat Fakültesi felsefe bölümünde İpşiroğlu yapmaya başlıyor. İşte Eyüboğlu romanoloji bölümünde. Şimdi Eyüboğlu'nun düşüncesi ne? İşte bu filmlere yansıyan düşünce hep altında yatıyor. Batı düşüncesiyle Anadolu ya da işte her varlıktan üstün yurdu arasında bir köprü kurmak. Ve Atatürk'ün devrimlerini takip etmek, bunları sağlamak, bunların güçlenmesini sağlamak ve Anadolu uygarlıklarının birbiriyle karışıp iç içe geçtiğini söylüyor. Bir birleşim çıkarmış olduğuna inanıyor. Bir bütünsellik var, bir Anadolu'luk tanımı var onun için. Anadolu kültürünün bütünlüğünü savunuyor ve bu kültürün hepsinin benimsenmesi gerektiğinden bahsediyor. Yani bir kısmını tutalım bizim diyelim, öbürüne öteki diyelim diye bir şey yok. Hepsi bir bütün halinde olsun. Dün de biraz bahsedildi. Hakan Hoca bahsetmişti sanırım. Evet, evet hocam. O ulus devlet anlayışının biraz daha çeşitlenmesine sebep veriyor. Yani birçok
ve bunların hepsi bir bütündür demeye çalışıyor. Onun için mesela bir kilim tezgahı, yani Anadolu'da yapılan bir kilim tezgahıyla efendim işte büyük bir anıtsal bina, ikisi de aynı köke dayanıyordu. İkisinin de yaklaşımı buralı olmaktı. Bu çok önemli. Yani buralı olmak, şöyle bir örnek vereyim. Biz 2006 yılında kardeşim Gökçe Kağan Demirkıran'ın bir filmi vardı. Müzikte Bir Deney Anadolu Rock diye. O zamanlar Kesme Şeker grubunun kurucusu, solisti, hiç değişmeyen adamı Cenk Taner'le bir röportaj yapmıştık. Ve Cenk Taner şöyle demişti. Ben burada Kadıköy'le minörü basarım. Beatles Liverpool'le minörü basıyordu. Yani bu buranın laminörü demişti. Buralı olmak. Biz buralı olduğumuz için bu müziği yapıyoruz. Yani Kadıköy Sound'un özü budur demişti. Gerçekten bu çok doğru. Müzikte de, sinemada da ve diğer sanatlarda da buralı, buranın toprağıyla yorulduğumuz için ortaya çıkaracağımız ürün de kendi hikayemiz olacak. Ve buralı olması onun sağlamlığını getirecek zaten. İpşiroğlu'nun çıkış noktası da o dönem hem İpşiroğlu'nun hem Eyüboğlu'nun ikisinde o dönem çok kazı yapılıyor Türkiye'de. İşte arkeolojik alanda çok gelişmeler var. Çünkü Atatürk'ün yönlendirmesi de var bu konuda. Üstünde yaşadığımız toprakların uygarlıklarını benimsememiz, anlamamız, onları öğrenmemiz ve onları bizim ortaya çıkartmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü o dönemde, yani Osmanlı'nın son döneminde özellikle Almanlar çok etkin, çok etkin arkeolojik kazılarda. Aslında Sinem Hocam daha iyi bilir. Tam arkeolog da denmiyor değil mi? Mezar kazıcısı deniliyor. Evet hocam. Aynen öyle. Sonradan arkeolog ismini alıyorlar. Sonradan ve hala öyle. Şimdi böyle araya müdahale etmiş gibi oldum ama bu yerli, yerel olmakla ilgili ben de bir iki şey aktarmak istiyorum aslında sizin söylediklerinizi desteklemek üzere naçizane. Şimdi hiçbir zaman bize kazılarda arkeolog denmedi. Zaten bu kavramın, bu terimin telaffuz edilmesi de çok zor yerel halk için. Hatta Troya kazılarının meşhur, aslında bence Troya yapan kişi Manfred Korfman'dır. Biz duymuşuzdur bir şekilde ismini. Işığı bol olsun. Yerli halk kendisine Manfred diyemediği için Osman demeye başlıyor. Özellikle o bölgedeki kadınlar. Ve Manfred Korfman Almanya'ya döndükten sonra resmi olarak nüfusuna Osman'ı da ekliyor. Dolayısıyla bu aslında yerelleşmedir. Tabii Türkiye'de bu uygarlıkların yerelleşmesi, bunun halk tarafından benimsenmesi ve aslında bu aynı zamanda pazarlama ve reklam işidir başka bir ifadeyle. Bunun yurt dışına açılmasında yerellik son derece önemli ama özellikle Cenk Hocam'ın bahsettiği dönemlerde kazıların büyük bir bölümünün yabancı arkeologlar tarafından yapıldığını, devam ettirildiğini, o yüzden de aslında Mavi Anadolu düşüncesinin bu kadar önem kazandığını belirtmek isterim. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir perspektif getirdiniz. Şimdi işte bu kazılarda birçok buluntu çıkıyor ama bu buluntular, yani Eyüboğlu ile İpşiroğlu'nun düşüncesi şu. Hatta ben kitabı yazarken, Finlay'la Anadolu Destanı yazma kitabını, rahmetli Nazan İpşiroğlu ile de uzun bir sohbet gerçekleştirmiştik. Kitapta da koydum o görüşlerini. Dertleri şu. Birçok arkeolojik kazı yapılıyor. Buluntular ortaya çıkıyor. Eski Anadolu uygarlıklarını öğreniyoruz ama bunlar belli bir araştırmacı çevresinde kalıyor. Müzelerde kalıyor, üniversitelerin kütüphanelerinde tezler halinde raporlar olarak duruyor ve halka ulaşamıyor. Daha geniş kitlelere ya da yurt dışına tanıtılamıyor. Buradan çıkartmamız gerekiyor düşüncesi var ikisinde de. İşte filmlerin altyapısında bu var. Geniş kitlelere yayılabilmesi, Anadolu'daki kültürel değerlerin hem kayıt altına alınıp görsel düşünce çerçevesinde geleceğe aktarılıp dünyaya da tanıtılması. Zaten yine filmlerden birkaç şeyleri, seslendirme metinlerini not aldım. Onları da okuyacağım size. Çok masalsı bir dil ve bir halk dili kullanıyorlar. Yani o kadar yani köydeki Hamit emminin rahatlıkla anlayabileceği bir dil. Aslında baktığınız zaman biraz daha görünüş olarak, eğitim düzeyi olarak halktan uzaklar ama halkla diyalog kurabiliyorlar. Müzikten yine örnek vereceğim. Anadolu Rock müziğinde de böyle bir sıkıntı vardı. Ya başta sıkıntı olarak görmüşlerdi. Birçok işte Alman lisesi, Fransız lisesinden mezun olan insanlar Anadolu Rock müziğini ortaya çıkarttılar. Hani elit diye ayrı bir öteki olarak görülen insanlar
Anadolu Rock Müziği'ni çıkarttılar ortaya. Kendi değerlerini yeniden keşfettiler. Anadolu'ya gittiler, ezgileri topladılar, derlediler. İşte burada da uygarlıkları ortaya çıkarma var. O güne kadar baktığımızda böyle bir çalışma ben bulamadım. Yani o kadar detaylı Anadolu uygarlıkları üzerine eğilmişler ki. 50 imkanlar doğrultusunda tabii ki. Yani daha da bunların belki 5 tane film daha çıkar, 6 tane film daha çıkar o dönem imkanları olsa. Toplamda 19 film çekilmiş. Bunlardan birine ulaşamadım. Nasrettin Hoca çizgi filmi var. Başka bir neyse. Şimdi tabii bunun altyapısına baktığımızda Eyüboğlu ile İpşiloğlu'nun sinemayla niye bu kadar sinemayı bu amaç için kullandıklarına baktığımızda da zaten Eyüboğlu'nun sinema görüşü bu yönde. Yani sinema önemli bir silahtır diyor, önemli bir güçtür diyor. Bunu kullanmak lazım eğitimde, bilimde diyor. İpşiloğlu'nun geçmişte sinemaya bir hevesi var. Nazan Hanım anlatmıştı. Almanya'da heves etmiş, film çekmek istemiş. Öğrencilerin başkanı mı, sorumlusu mu öyle birisi varmış. Bir şef kendi işine bak sen demiş, engellemiş. Sonra diyor böyle bir fırsatı görünce diyor Mazhar hemen değerlendirmek istedi diyor. Belki de bunun etkisi vardı diyor. Hani öğrencilikten kalan bir ukdenin şeyi vardı diyor. Tabii ki görsel düşünmenin önemine çok inanıyordu diyor. İnsanların hafızasına daha rahat kazınabileceği konusunda. Şeyde Sabahattin Eyüboğlu'nun biraz daha dramatik onunki. Biliyorsunuz Hasanoğlu Köy Enstitüsü'nde çok aktif çalışmalar yapıyor. Hatta kız kardeşini bile yanına getiriyor. Orada eğitim verdirtiyor, amfiteyatroyu yaptırıyor. Yoğun çalışmalar içinde ve oraya kendini adamış birisi. Yani aydınlanmaya, Cumhuriyet aydınlanmasına kendisini adamış birisi. Tabii ki bu şey kapatılınca, enstitüler kapatılınca çok büyük hayal kırıklığına uğruyor ve daha sonra da kendi imkanlarıyla Paris'e gidiyor. Hiçbir destek almadan. Hani yeter ki. Büyük bir hayal kırıklığı gerçekten. 50'de Türkiye'ye dönüyor. İşte Varlık Dergisi'yle çalışmışlığı var. Yaprak Dergisi bunlar da yoğun bir şekilde edebiyata yön vermeye başlıyor. Belli bir süre sonra Sabahattin Eyüboğlu edebiyatta bilinen bir isim oluyor. Onun bir yazısı var. Oradan bir pasaj okuyacağım size. Kısa bir kısmın yani Anadolu'yu nasıl gördüğüne dair. Şöyle diyor. Bu memleket niçin bizim? 400 atlıyla Orta Asya'dan gelip fethettiğimiz için mi? Böyle diyenler gerçekten benimsemiyor. Ana yurt saymıyorlar bu memleketi. Gurbette biliyorlar kendilerini yaşadıkları yerde. Hititler, Frigler, Yunanlılar, Farslar, Romalılar, Bizanslılar, Moğollar da fethetmişler Anadolu'yu. Ne olmuş sonunda? Anadolu onların değil, onlar Anadolu'nun malı olmuş. Bu memleket bizim olduğu için bizim, fethettiğimiz için değil. Aramızda dışarıdan gelmeler çoğunluk olsa bile, ki değil elbette, kaynaşmış, halleşmiş hepsi. Fetheden de biz artık, fethedilen de. Eriten biziz, eriyen de. Biz bu toprakları yoğurmuşuz. Bu topraklarda bizi. Onun için en eskiden en yeniye ne varsa yurdumuzda öz malımızdır bizim. Halkımızın tarihi Anadolu'nun tarihidir diyor. Burada özetliyor. O hem Mavi Anadolu düşüncesi, Anadolu'luk düşüncesi, bizim Anadolu düşüncesini ve bunları filmlere yansıtıyor. Şimdi filmlerle ilgili hemen filmlere geçeyim. Hani zamanda iyi değerlendirmek amacıyla. Çünkü bu çocuğa çok devamını bugüne uzayışında anlatacak. Onda da çok derin bilgiler var. İstanbul Üniversitesi Film Merkezi'nin bir kataloğu var. Zaten bir katalog yapılmış. 76'da basılmış. Bunun girişinde şöyle diyor. Sabahattin Eyüboğlu'nun kaleme aldığı bir yazı. Bu bölümün amacı sinema diliyle yurt ve dünya seyircilerine bir çeşit Anadolu destanı sunmaktı. Tabii ki filmler olanaklar çerçevesinde belli bir sıraya göre çekilmemiş ama daha sonra bunlar düzene girecektir diyor. Detayını veriyor orada. İlk film Hitit Güneşi malumunuz. Hitit Güneşi 1956'da tamamlanıyor. Tabii ki aynı yıl Berlin Film Festivali'nde gösteriliyor ve orada kısa film dalında belgesel olarak ödül alıyor. İkinci oluyor Gümüş Ayı ödülü ki bu Berlin'deki Altın Ayı'dan daha önce aldığımız bir ödül. Hatta bazı çevreler şey diyor kaynaklarda, bundan öncesini var mı bulamadım ben. Büyük bir ihtimalle Türkiye'nin sinema alanındaki ilk ödülüdür bu diyorlar. Hitit Güneşi bir kültür sürekliliğine dayanıyor. Filmde bunu çok güzel hissediyoruz. İşte Mavi Anadolu'yu ilk filmle birlikte işlemeye başlıyor Anadolu'luk düşüncesini.
halkın diliyle konuşan bir anlatıcı var. Ve masalsı bir atmosfer yaratıyor. Bu atmosfer de şöyle Hitit Güneşi'nde. Sanki Hititler hala aramızdaymış gibi bir atmosfer. O müziğin kullanımıyla, seslendirme metninin içeriğiyle böyle bir şey görüyoruz. Hatta vurgularla bile görüyoruz seslendirmecini. Tabii ki Hitit Güneş Kursu Alacahöyük'te ortaya çıkan, mezarlarda kullanılan bir güneş kursu. Dini bir anlamı var, uygarlığın sembolü. Hititler de Alacahöyük'ün üzerine kurulup Hattilerle birlikte kaynaşıp bugünlere uzandığı için ve ilk Anadolu'daki merkezi devleti kurdukları için çok değerli. Hitit'in amblemi de biliyorsunuz birçok yerde kullanılıyor. Hatta bisküvi firması bile kullanıyor bunu. Değerli bir şey. Anadolu'yu simgeleyen bir şey olmuş artık. Filmde Anadolu'luğa dikkat çekiliyor. Nasıl çekiliyor? Hitit kadınlarıyla bugünkü, yani o günkü filmin çekildiği dönemdeki Anadolu kadınlarıyla bir bağ kuruluyor. Seyirci düşündürülüyor. Bu köyün, toprağın, güneşin hep aynı olmasına yola çıkılıyor. Ve Boğaz Köyü'nün gündelik hayatında da aynı şeylerin yaşandığından bahsediyor. İşte güneşe buğday seren kadınlar gösteriliyor. Hitit kadınlarının da buğdayı böyle serip sermediği tartışmaya sunuluyor. Böyle bir soru işareti seyirciye veriliyor. İşte hamur açan kadınları gösteriyor. Hitit kadınları da hamuru böyle mi açıyorlardı deniliyor. Pazar yerindeki görüntüler gösteriliyor Boğaz Köy'de. Ve rölyefler, kabartmalar üzerindeki pazar yeri görüntülerine geçiş yapılıyor. Kilimler gösteriliyor ve kilimlerdeki nakışlarda Hitit tanrılarının izlerinin olduğundan bahsediliyor. Kağnı tekeri yapanlar gösteriliyor. Ve kağnı tekerini Hititlerin de bu şekilde yapmış olabileceğinden bahsediliyor. Ve küçük bir kağnı heykelciyi, daha doğrusu oyuncak, çocuk oyuncağı büyük bir ihtimalle o müzede o gösteriliyor. Seyircinin kafasında Anadolu'yu düşünmeye, Anadolu olmayı, bu kültür sürekliliğini düşünmeye yöneltici sorular soruluyor. Mesela kazılarda çıkan buluntular kanılara yükleniyor. O kanıların, ya Hititler de yükleme işini böyle mi yapıyorlardı, taşları böyle mi yüklüyorlardı diyor. Atlılar Mısır'a giden yol üzerinde Boğazköy'de geçerken bugünkü köylüler, Hititler de buradan gidiyorlardı diyor Mısır'a. Gibi bağlantılar. Biraz masalsı, biraz hayal kurmacı. Aslında bu deneysel arkeoloji de hani yeniden canlandırır ya her şeyi. Evet. İmkan olsa demek ki yapacaklar. Kesinlikle. Teknoloji imkan verse o dönemde kesinlikle, evet. Hocam, ama o kadar güzel anlatıyorsunuz ki, keyifli anlatıyorsunuz ki. Hani bir arkeolog edanız da var. Onu da söylemek isterim Cenk Hocam. Çok keyifli. Teşekkür ederim. Biraz fazla arkeoloji filmi çektiğim için. Belki ondandır. Biraz da kazılarda çalışmış. Şimdi mesela şey yapıyor. Kilden tablet vardır Ankara'da müzede. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde zarfın içinden çıkar o tablet. Hitit'in tableti. Onu gösteriyor. Ve mektup bu atlılarla böyle Mısır'a gidiyordu gibi bir şey yapıyor. Benzetme yapıyor. Bir hayal kurduruyor orada. Yörüklerin hayatı gösteriliyor. Hititlerin hayatıyla bir bağdaşlık kurmaya çalışılıyor. Anadolu kültürlerinin üst üste yığıldığını aslında anlatmaya çalışıyor. Ki bu da çok ilginç, konuyla biraz bağlantılı, işte çok etkisinde kaldık herhalde. Biz de hep öyle çekimler yaptık. Yani İstanbul Üniversitesi'nde çalışırken bu filmler bizim aklımıza geldi ve ben geceleri oturup filmleri izliyordum. Çok hoşuma gidiyor. Atıyor. Bu şekilde olmaya başladı. Bir cızırtı var bir yerde. Evet, biz arada ses... İster istemez bu ekolün devamı oluyorsunuz. Yani o anlayışla, çünkü zaten o dönemin içinde üniversiteye başladım. Yani işte 90'lar yeni bitmişti vesaire filan. Yonca Tepe Sarayı'nın, Urartu Sarayı'nın kazısına gitmiştim çekim yapmak için. İstanbul Üniversitesi'nin bir BAP projesiydi. İletişim Fakültesi olarak gitmiştik. Orada mesela... O kültür sürekliliğini somut olarak gördüm. Sarayın mimarisiyle oradaki köy aynı mimari. Aynı taş mimari. Kapı girişleri aynı yerde. Hiçbir şey değişmemiş. Yani milattan önce 9. yüzyıldan beri her şey aynı gitmiş. İşte bu kültür sürekliliği buna özellikle şeyde de vurgu yapıyor. Mesela Selçuklu ile Osmanlı'yı da hiç ayırmıyor. Zaten bu konuda hassas ya Türkiye. O dönemler daha da hassas. Yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş.
antik uygarlıklara çok ağırlık verip de Osmanlı'yı dışlıyorsunuz eleştirileri de olabiliyor. Şöyle bir şey diyor o da o filmlerde, Selçuklu kapatmasındaki çift başlı kartalın aynısını Alacahöyük'te olduğundan bahsediyor. Hayat ağacı motifinin, Hitit'teki hayat ağacının Selçuklu mimarisinde kullanıldığından bahsediliyor. Tabii bunlar tartışılır çünkü Orta Asya'da da hayat ağacı var, Türk mitolojisinde de hayat ağacı var. Nereden geldi, nereden iç içe geçti? Artık tarihçilerin araştırması. Üzüm taşıyan, Kapadokya'da başında üzüm taşıyan kız gösteriliyor. Sonra rölyeflere geçiliyor üzüm taşıyan kişilerin resmeden. Hatta çok ilginç, Karagöz'le de bir bağlantı kuruluyor Hitit Güneşi filminde. Küçük figürler var, taş figürler. Acaba bunlar gölge oyunu muydu, Karagöz'ün atası mıydı deniliyor. Kültepe'de bulunan figürler bunlar. Daha da ilginç bir film, Hitit Güneşi'nden daha da bu konuya daha Anadolu'da Roma mozaikleri filmi. Antakya'da çekilmiş bu film. Bu filmde de yüksek sesle dile getiriyor artık. Film 1958-1959, yani birkaç yıl sonra yapılmış. Mesela kağıt ve Cenk Hoca'nın bağlantısında bir problem oldu zannediyorum şu anda. Tamamen mi acaba koptu Cenk Hoca ile bağlantımız? Peki, Cenk Hoca tekrar teknik olarak dönüş sağlayıncaya kadar Kurtuluş Hocam sizinle devam edelim isterseniz. Buyurun hocam. Aslında belgesel sinemanın bu, Cenk Hoca geri geldi bu arada. Evet, Cenk Hocam geri geldi. Hocam, Cenk Hoca'ya tekrar sözü vereyim. Tamamlayıp hemen size dönelim. Buyurun Cenk Hoca. Hocam mikrofonunuz kapalı. Akdamar filmine geçmeden önce Kurtuluş Hoca eklemesini yapsın. Ondan sonra Akdamar filmindeki ögelere geçeyim. Buyurun Kurtuluş Hoca. Yani belgesel sinemanın bu yeni medya bileşenleriyle yeni dil kurma aşamasında şu an Türkiye belgesel sineması. Bu anlamda da çok sıçramalı, çizgisel olmayan fragmantik filmler çok görüyoruz. Hani anlatış da ona kayabilir diyecektim ama siz lineer çizgiye yetiştiniz hemen. Kısa sürede geri geldiniz. O yüzden Kronos'la devam edelim yani. Cenk Hocam. Cenk Hoca'nın tekrar mı acaba bağlantısı koptu? Galiba evet, tam dedik ama. Evet hocam, buyurun sizi dinleyelim. Şunu çok önemsiyorum ben. Bu da özellikle belgesel sinema öğrenmeye aday gençler de var. Görüyorum, bir iki öğrencim de var. Ben belgesel sinemacı olarak ve belgesel sinema eğitimi veren bir akademisyen olarak Hakan Aytekin'in belgesel sinema kitabını çok önemsiyorum. Yıllar önce bir başlangıç olarak Bilgi Nadalı'nın kitabından sonra aslında bütün yapıyı, hatları özellikle sosyopolitik ilişkileriyle beraber çok iyi detaylı dönemleştiren bir kitap. O anlamda da biz Türk belgesel sinemacıların ve eğitimcilerin başucu kitabıdır. O anlamda Hakan hocama, Hakan abime tekrar teşekkürleri bir borç biliyorum, öyle söyleyeyim. Hakan hoca da şu an aramızda. Evet. Görüyorum Hakan abi. Suhar'ın da ben hani devam edeyim. Sonra Cenk Hoca organik ilişki var. Enteresan ama az önce Hakan abiye de sordum. İlk yıllarda işte Suhar'ın öğrencileri ve yakın çalışma arkadaşları gene bu kültürel konteksti, kültürel korumacılık, tarih korumacılık konteksti belgeselleri üretirken İpşiroğlu, Eyüboğlu belgeselleriyle bir tanışıklıkları izleme imkanları var mıydı diye sordum. Mesela yok ama dil çok yakın birbirine, üslup çok yakın birbirine. Hızlıca şeyi anlatmaya çalışayım ben. Yani Suha Hoca, Suha'nın diğerleri gibi gene yurt dışı kökenli bir eğitim var. 65'te gidiyor, 8 sene Amerika'da lisans ve lisansüstü eğitim görüyor. Hem sinema televizyon yapımcılığı üzerine lisansta. Yüksek lisansta da aslında yani kitle haberleşmeciliği ve bunun iletişim kanalları üzerine bir eğitim görüyor. Pride diye bir film çekiyor orada. Washington'da eğitim görüyor. Howard Üniversitesi'de. Şuradan bakıyorum notlarıma. The American University'de.
Aynı zamanda orada Türkiye'nin sesinde, Amerika'nın sesinde pardon, muhabir olarak çalışıyor. Döndüğümde bütün iyi niyeti ve enerjisiyle bu birikimleri aktarma çabasıyla çeşitli kurumlara başvuruyor. Önce TRT'ye başvuruyor. Arkasından Ankara Üniversitesi işte Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin o zamanki basın yayın meslek yüksek okuluna başvuruyor. İkisinden de hemen kısa bir geri dönüş alamıyor. Bir yandan da bir üretme çabası var. Dolayısıyla bildiği yöntemleri Amerika'da öğrendiği yöntemleri uygulamak için bir sponsor arayışına girişiyor. Burada da Türkiye Türk Otomobil Grubu'nun başında Türk belgesel sinemacılığının böyle kurumsallaşmasına önemli katkı yaptığını düşünüp Çelik Gülersoy'la bir kesişmeler oluyor. Zaten halasının oğlu. Bir akrabalık ilişkileri de var. Ve bu Anadolu uygarlıklarından izler üst başlıklı bir seri belgesel üretimine başlıyorlar. İlk film gene 74 yılında biten Hattilerden Hititlere. Hatta Soğacan'ın buradan öğrendikleriyle ürettiği tez Hatti demeliyiz, Hitit dememeliyiz şeklinde. Bu arada Cenk Hoca geldi sanırım. Ben bir geri çekileyim. Sonra attığım yerden devam edeyim. Ya, kusura bakmayın. Cenk Hocam buyurun. Evdeki internette bir sıkıntı oldu sanırım. Bir bağlanmaya çalıştı. Neyse telefondan şimdi aktardım buraya. Akdaman Adası'nda Doğu Anadolu'da bir dünya tapınağı. Akdaman Doğu Anadolu'da bir dünya tapınağı filmin ismi. Van Gölü'nün üstündeki adadan ve oradaki kiliseden bahsediyor film. Şimdi bu 1960-63 yılları arasında çekim yapılmış burada. Bu ilginç bir film çünkü seslendirmesinde doğrudan neden dünya tapınağı dediği bir kiliseye yani Müslümanlık, Hristiyanlık dışında bir dünya tapınağı dediğini açıklıyor. Şöyle diyor, Mavi Anadoluculuğu da aşıyor hatta daha evrensel bir yere gidiyor. 10. yüzyıldayız. Düşman komşular arasında bulunan bir kral ancak böyle bir tılsımla koruyabilirdi kendisi varlığını. Tapınağı tılsımlaştırmak için de çevresindeki bütün toplumların inançlarını, değer ölçülerini onda bağdaştırmak. Türk Abbasileri, Sasanileri, Bizanslıları, Hristiyanla Müslümanı, kiminden sarayının fresklerini, kiminden ortanın mimarlığı, kiminden odunluk ermişleri, kiminden hayvan süslemelerini aktararak bu tapınakta uzlaştırmak gerekiyordu. Ancak o zaman Akdamar her dinden, her soydan insanın türlü inancının bir çeşit ortak değeri kaynaşım ortamı olur. Masal yiğitlerinin dokunulmazlığına erdirebilirdi kralı. Akdamar'a bir dünya tapınağı dememiz bundan. Bunu filmin seslendirme metninde başta tanımlıyorlar. Neden dünya tapınağı dediklerini, Ruhi Su'ya müziklerini yaptırıyorlar. Tabii burada bir kültür sürekliliği söz konusu. Ayrıca teknik olarak da şöyle bir detay var orada. Timelapse yapmışlar ellerinden geldiğince ve kamerayı Genelkurmay'dan almışlar. Yani Genelkurmay'da böyle bir kamera varmış. Türkiye'de bir tek onlarda varmış. Türlü izinlerle almışlar. Bu da büyük bir başarı yani. Kesinlikle hocam. Ve o dönem zaten kamera hani çok fazla yok ekipman. Yine İstanbul kaynakları kullanılmış, kameralar alınmış ama kameraman yok. Mecburen Avusturya'dan ve Almanya'dan geliyor. Zamanlar sonra Aziz Albek kendini yetiştiriyor. Görüntü yönetmenliği hatta yönetmenliğe kadar ilerliyor sonra. Bu Nemrut Tanrıları filminde de 1964 tarihli ana tanrıça heykeline özellikle dikkat çekiliyor zirvedeki. Şöyle diyor, bugün başı göklerde kalmış tek heykel Anadolu'nun eski bereket tanrıçasıdır. Anadolu, kutsal olan Anadolu bu filmlerde. Ayrıca Osman Hamdi Bey'in arkeolojik çalışmalarına çok yer veriyor. Biliyorsunuz Almanları atlatıp ilk Türk olarak yapıyorlar. Evet. Efendi ile birlikte. Çok da keyifli bir hikayesi vardır. Başka bir panelde de onu konuşuruz tamam. Hocam. Eski Antalya'nın Suları filminde de Side şehrine, bugün işte 60'ların Side şehrine, 65 yapımı film ve geçmiş antik Side şehrine uzanıyor. Orada da yine bu kültür sürekliliğini daha da vurguluyor. Yani diyor ki, Pamfilya kıyıları Büyük Anadolu Destanı'nın en zengin yapraklarından biridir. Anadolu Destanı tezlerini savunuyorlar burada. Bütün milletlerin kaynaştığı yer olmuş buralar. Tarih öncesi Anadoluların izlerini taşıyan bu bereketli topraklarda Arabalılar, Akalılar, Dorlar, Lidyalılar, Helenler, Romalılar, Bizanslar, Araplar, Selçuklu ve Osmanlı kanlarını canlarını birbirine katmışlar. Bizim Anadolu düşüncesi yine.
Sonra side kelimesi üzerine eğilmiş. Biraz daha orada dil üzerinden, etimolojik kanaldan gitmiş. Side'nin adı bile yerli. Nar demek side eski bir Anadolu dilinde. Sidelilerin Roma egemenliğine karşın dillerini unutmadıklarını ve kendi paralarıyla şehirlerini kurduklarını vurguluyor. Buradan da şuraya geliyor. Bugünkü Side Müzesi'nin işte parasını sağlayan Ragıp ve Selma Devres çiftinden bahsediyor. Açılışını gösteriyor. Bu güzel bir belge. Side Müzesi'nin açılışını gösteriyor. Şöyle bir seslendirme metni var o görüntünün üzerinde. Eski Side'nin bütün kamu yapılarını şehrin zenginleri kurdurmuş. Bir zenginimiz bu eski geleneği diriltmiş nasılsa bu müzeyi kurdurarak diyor. Bugünün Sidelisi o çifti antik Sideli'yle bağlantı kurmuş. Kültür sürekliliği varmış. O da şehrine sahip çıkıyor diyor. Yani her kanaldan girilmiş bu şeyi anlatmak üzere, felsefeyi anlatmak için. Biraz daha ileri gidiyor. Heykelleri gösteriyor. Roma devrine ait heykelleri diyor ki bu heykeller Roma devrine ait olmakla beraber onları yaptıranlar Anadolu çocukları, yapanlar ise Anadolu ustalarıydı. Üç güzeller heykeli vardır meşhur Zeus'un. Bu üç güzellerin efsanesi de Anadolu'dan, taşı da sanat soluğu da Anadolu'dan diyor. Oraya da değiniyor. Hikaye Kaz Dağları'nda geçiyor çünkü. Değil mi? Evet. Öyle bir hikayesi var onun. Antalya Müzesi'nde de çok güzel bir üç güzeller heykeli vardır. Var hocam. Şimdi Tanrıça, ana tanrı, en sonunda tabii bu kadar Anadolu dedikten sonra ana Tanrıça filmi yapılmasa olmazdı. Sabahattin Eyüboğlu'nun işte Aziz Aybek'le birlikte yaptığı ana Tanrıça filmi var 1966 yılında. Bu da ana Tanrıça kültüne eğiliyor ve Kibele'ye odaklanıyor. Bunun bugünkü izleri üzerinde ilerliyorlar. Bu da çok ilginç çünkü yani önemli iddialar da atıyorlar ortaya. Hani bilimsel olarak tartışılması gereken, belki tartışıldı sonuca varıldı bilmiyorum tabii tarihçi olmadığımız için. Mesela diyor ki Meryem Ana Tanrı, ana Tanrıça'ya daha yakındır diyor. Hem görünüm olarak hem şey olarak, işlev olarak. Manisa'daki dağda Büyük Kibele anıtından bahsediliyor. O gösteriliyor. Günümüz Anadolu'sunda ana Tanrıça'ya bağlanabilecek dikkat çekici örnekler veriyor. Mesela yağlı güreşler gösteriliyor. O toprağa selamlama, işte yağlı güreşin başlangıç törenlerindeki buna mesir macunu dağıtımı gösteriliyor Manisa'da. Şöyle diyor ona da, güreşlerde toprağa gösterilen saygı toprak ananın tek tanrıçı olduğu eski zamanlardan kalmış olmasın diyor. Yine bir soru işareti atıyor. Müslümanların benimseyip sürdürdükleri mesir macunu geleneğinde eski ana tanrıça bayramlarını andıran büyük bir coşkunluk var diyor. Adres'in doğumuna, tekrar doğumuna bağlıyor mesir macunu. Bir de keşifleri var. Son olarak onlardan da bahsedeyim. Siyah kalem. Filmi iki versiyondur. Biri 1957 yapımı, diğeri daha sonra 1970'lerde, 73'te. Onu birinciyi Sabahattin Eyüboğlu ile İpşiroğlu birlikte çekmiştir. 73'tekinde Ünsal Yücel ile İpşiroğlu birlikte çekmiştir. Fatih, yani İstanbul'un fethinin 500. yılı kutlamaları var 1953 yılında. Fatih albümü sergisi açılması isteniliyor. Üniversiteden görev veriliyor ikiliye. Ve o esnada siyah kalemi buluyorlar arşivlerde, Topkapı Sarayı arşivlerinde. Tabii özellikle İpşiroğlu hayretler içinde kalıyor. Çünkü bir kere birinin koleksiyonunda görmüş onu. Çok etkilenmiş. Zaten sanat tarihçisi. Ve önce kitabını yazıyorlar. Sonra o keşfin filmini yapıyorlar. Alelacele bir filmini çekiyorlar. Siyah beyazdır o film. Daha sonra renklidir 73'teki versiyon. Ve keşfi belgeliyorlar. İşte belgesel sinemanın işlevi de burada ortaya çıkıyor. Buluyor, belgeliyor. Literatüre sokuyor. Zaten şeyin adı Üstad Mehmet Siyahkalem. Çizerin adı. O da ufacık yazıyor köşeye. Oradan onu öğreniyorlar. Tabii Bozkır yaşamı, Uygurlar vesaire Orta Asya birçok bağlantısı var onun. O da ayrı bir konu. Ölümüne kadar İpşiroğlu bu konuyu araştırıyor Siyahkalem'i. Karanlıkta Renkler filmi. Hakikaten Karanlıkta Renkler. Biz bu sene bir araştırma için bu filmlerin çekildiği mekanları izini sürdük. İzmir'den başladık. Önce bir İstanbul'a gidip ekipmanımızı topladık. Sonra Çorum, Alacahöyük, Hattuşaş, Adıyaman, Nemrut Dağı, Horik Köyü. Orada konaklamışlar çünkü. Bayağı bir de Saklı Kilise. Buraya da uğradık ama Saklı Kilise hakikaten Saklı Kilise. Araştırma yaparken o sırada yine bir çekim yapıyorlar sanırım.
bir kilisenin varlığından, kayaların içine oymuş bir kilisenin varlığından söz ediyor köylüler, işte muhtar filan. Sonra oraya gidiyorlar. Oraya çıkışlarını da filmde gösteriyor, Karanlıkta Renkler filminde. Ağzına kadar sedimanlarla dolmuş, kapanmış. Çok az bir oyuk kalmış. Oradan içeri giriyorlar ve keşfediyorlar. İçerideki şeyler hiç bozulmamış. Bezemeler, işte resimler hiç bozulmamış ve özel bir teknikle yapılmış. Oraya da Saklı Kilise adını veriyorlar. Literatüre böyle geçiyor. Önce Fransızca ve Türkçe bir kitap basıyorlar. Sonra filmini çekiyorlar. Karanlıkta Renklerin içinde bahsediyorlar. Böylelikle literatüre Saklı Kilise'yi hala da Göreme Açık Hava Müzesi'ne giderken Saklı Kilise yazar. Bir kafe vardır. Onun yanında bir tabela vardır ama gitmek oldukça zor. O tabela yanıltıyor. İlk patikadan çıkıldığındaki kiliseyi Saklı Kilise zannediyor insanlar ama öyle değil. Biz yerel halkın yardımıyla patikalar bozulmuş sellerden dolayı andık o kiliseye. Bayağı kroki çizdiler, bize verdiler. 5 yaşındaki oğlum da bizle beraber tırmandı. Keşfetti. Bugün yani bir keşif denildiği zaman Saklı Kilise'den bahsediyor sürekli. Onun için muazzam bir keşif oldu. Çok da zor bir yerde, tehlikeli de bir yerde. İşte güvenlik önlemleri aldık filan. Gerçekten zorluğu başarmışlar. Yani Nemrut Dağı'nda mesela Horik Köyü'nde konaklamışlar. Başka bir isim de hatırlayamıyorum şimdiki ismini. Gittik, köyü bulduk. Zaten çevredeki tek köy o. Yani dağa en yakın köy o. Biz köyün yerini önce anlamadık. Sonra müzede oradaki garsonun annesinin köyüymüş. O tarif etti. Dönüşte oradan gittik. Tabii köy çok değişmiş. Filmdeki gibi kalmamış. Filmde çok tatlı görünüyor. Çünkü orijinal bir mimarisi var. Yani o zor koşullarda biz arabayla zor gittik Nemrut Dağı'na. O zor koşullarda bu insanlar nasıl katır sırtında, öyle görüntüleri de var filmde zaten. Büyük bir azim var burada. Yani Anadolu'yu anlamak, anlatmak bir idealizm, Cumhuriyet aydınlanması, kültüre sahip çıkmak, ülkeye sahip çıkmak, birçok şey var. Bu şeyle, dille ilgili bir iki örneği de vereyim, sonra Kurtuluş Hoca'ya pası atayım. Oradan devam etsin çünkü Süha Arın alıyor bayrağı. ediyor ve diğer yönetmenlerimiz de var. Masalsı anlatımda mesela şöyle bir şey var. Akdamar Bir Dünya Tapınağı filminde şöyle demiş. Kervan geçmez yollar, aşılmaz dağlar, ötesinde bir göl. Ürkütücü canavarlar varmış dibinde. Van Gölü canavarı o yıllarda da meşhur, 60'larda. Suyunda balık yaşatmazmış. Gölün ortasında, birazdan göreceksiniz ya, bir ada. Adanın kuytuluğunda da hırsız ellerden korunan masal hazineleri gibi bir tapınak. Bu göl Van Gölü. Ne gölü? Deniz. Gerçekten de halkın konuşması gibi konuşuyor. Şimdi ben Vanlıyım. Van'da Van Gölü'ne göl denmez. Van Denizi denir. Deniz denir. Deniz kültürü yaşarsınız 1700 metrede. Gelkenli şeyleri bile var şu an yani. Feribot var. Onu orada anlamışlar ve Van Denizi diye metni yazmışlar. Ayrıca birçok şey güncel. Yani o ada var, Akdamar Adası, işte ürkütücü canavarlar hikayeleri bolca var. Hırsız ellerden konulan masal hazineleri gibi bir tapınak gibi. Bu söylemi de kullanmışlar. Horik köyünden çıkarken de Nemrut'ta şunu demişler. Konuksever Horiklilerden zor ayrılıp keçi yollarına düzüldük yeniden. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Sonunda Nemrut esrarlı beyazlığıyla çıkıverdi karşımıza. Yani bu çok tabii mevzu derin. Ben bu kadar keseyim. Sonra yine ikinci tur yapabilirsek ekleriz. Tabii hocam. Devamını, bilgilerini paylaşın. Çok teşekkürler hocam şimdilik. Azra Erhat'ın çok güzel bir sözü var. Sizin anlattıklarınızı ek olarak hemen paylaşın. Diyor ki, zaten Anadolu olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Kurtuluş hocam, buyurun. Ben de bıraktığım yerden devam etmeye çalışayım. Suha Hoca hani hem TRT'de hem işte üniversitede beklediği ilgiyi görmeyince Çelik Gülersoy sponsorluğunda film üretmeye başlıyor. İşte bu Anadolu uygarlıklarından izlerde gene İstanbul Film Merkezli temalar gidiyor. Midas'ın Dünyası 1975'lik Yanı Sönmeyen Ateşi ve gidiyor bunlar bir süre. Daha sonra kadrolu öğretim görevlisi olarak Meslek Yüksek Okulu'na girme hakkı kazanıyor. Burada öğrencileriyle bir küçük ekip oluşturuyor.
Bunun hemen ardında da TRT kadroya almasa da parça başı işler yaptırıyor. Ama TRT'de de Soğa Arı'na karşı bir direniş oluyor. Ekip TRT'den sağlanacak. TRT o Soğaca ile çalışması için haber merkezinin en deneyimsiz iki kameramanını görevlendiriyor. Hasan Özgen ve Ragıp Karlı. Hasan Özgen'le de tanışması öyle başlıyor. Kaygı kuyularını ilk beraber üretiyorlar. Soğaca aslında başka bir geleneği de başlatıyor. Üretim ve eğitim ilişkisini bir arada tutma. Enteresan da bir gelenek oluyor. Türkiye'de pek çok önemsediğimiz belgesel sinemacı aynı zamanda da eğitmen. Üniversitelerde ya kadro olarak ya yarı zamanlı olarak eğitimler veriyorlar. Aslında bu Soğaca'nın başlattığı bir süreç. Burada iki farklı yapıdan daha sonra Soğar'ın ekolü diye tanımlanacak olan kadro oluşması oluyor. Bir öğrencileri ilk şeyi oluşturuyorlar. Orada da ben isim atlamamak için sayıyorum. Hakan abi düzeltebilir, eksik bıraktım. Arkadaşları varsa. Hakan Aytekin, Turan Yavuz, Ahmet Hızarcı, Sevgi Göktal, Cahit Seymen, Sevda Ağoğlu, Jale Diker, rahmetli Fatih Ozan Türk, Sevinç Çor ve İlhami Algör. Bunlar ilk nüveyi oluşuyor. Bunların önemli bir kısmı hala belgesel sinemacı büyüklerimiz olarak sektörde varlıklarını sürdürüyorlar. Bir de daha sonra İstanbul'a taşındığında yapı MTV olarak orada hem Ankara ilişkilerinden gelen hem İstanbul'da eklenen hem de alaylı meslektaş arkadaşları var. Bu grup MTV çatısında uzun süre bir arada çalışıyorlar. Burada da Hasan Özgen, Savaş Güvez'le, Nalan Sakızlı, Enis Rıza Sakızlı, İsmet Aratan ve Adil Yalçın'ı sayabiliriz. Bu temel nüve aslında Soğan Ekolü dediğimiz nüveyi oluşturuyor. Suha Arı'nın ekolleşmesinin ve Suha Arı'nın belgeselliğinin kitleselleşmesinin çok büyük bir önemi var belgesel sinema açısından. Burada da bir imkanla karşılaşıyor. Muhtemelen İstanbul Film Merkezi önemli olmayan şey televizyonun Türkiye'de yayılması ve kitleselleşmesi. Soğaca mesela Safranbolu'da Zaman filmini yapıp TRT'de gösterdiğinde çok büyük kitlelere ulaşma imkanı buluyor bu film. Ve büyük etki yaratıyor. Hatta bu etki Türkiye'de kültürel miras korumacılığının tetikleyicisi ve başlatıcısı oluyor. Gene aslında bir önceki devirden gelen ama Suha Hoca'da çok net bir şekilde ve ekol temsilcilerinde çok net bir şekilde belirgin olan bir başka yapı var. Akademik bilgiyle kurulan ilişki, bilimsel danışmanlık. Çerçeve metnin oluşturulmasında ve yapının kurulmasında. Burada da yani ön plana çıkan isimlerden biri Profesör Doktor Metin Sözel. Bu Suha Ağacı'nın başlatmış olduğu kültürel miras korumacılığı, özellikle Safranbolu ölçeğinde başlayan yapı, mesela 1990'da Çekül'ün kurulmasıyla beraber, Tarihi Kentler Birliği'nin 2000'de kurulmasına kadar uzanan süreçte, Türkiye'nin ciddi anlamda bir kültürel korumacılık politikası geliştirmesine ve bu anlamda önemli işler yapmasına imkan tanıdı. Bu birbirleriyle böyle çok ilişkili bir süreç. Bu anlamda da Suhar'ın ekolü içerisinden tanımladığımız belgesel sinemacılar, işte iki tanesi burada Hasan Özgen ve Hakan Aytekin, o dönem ki birazdan dönemselleştirmede de girmeye çalışacağım ama hızla kaybolan tarihi, kültürel, doğal değerleri büyük bir böyle heyecan, acele ve şeyle belgelemeye ve filmlerini yapmaya soyunuyorlar. Bu anlamda da belgesel sinema ve somut fayda ilişkisinin iyi bir nehir örneğini gördüğümüzü düşünüyorum. Yani bugün Türkiye'de bir kültürel devletin de sahiplendiği, merkezin de sahiplendiği bir kültürel koruma politikasından bahsediyorsak ki yani ÖBE Tarihi Kentler Birliği'dir. Başlangıcı Suhar'ın ve Suhar'ın ekolu belgeselcilerin yaptığı işlerle olmuştur ve hatta bu ilişki organik olarak da devam etmiştir. Yani bu günümüze kadar da aslında süregelen bir ilişki bir yandan. Bununla paralel Suhar'ın belgesel yapma biçiminden, formundan yayılan bir etki oluyor. Bu TRT'ye de yansıyor. O dönemde TRT'de kendi özgün dillerini de oluştursalar genel bir Suhar'ın etkisini gözlemleyebiliyoruz. Mesela hani buraya gene not aldım, bakayım. Ertuğrul Kaslıoğlu, Fatih Aslan, Mihriban Sezen, Kerime Şen Yücel,
Büyükbeş'e. Daha sonraki bir kuşak var. İşte Semra Güzel Korver, İsveç Yazıcı ve Özge Akkoyunlu gibi. Aslında bu mimariden çıkan yönetmenler ve belgesel sinemayı temel olarak bu edimle öğreniyorlar. Daha sonra bir kısmı kendi daha özgün dilini oluşturuyor. Bir de 90'larla beraber özel televizyonlar geliyor devreye. Burada da başka bir gene yapı oluşuyor. Ama gene bir Suar'ın etkisi görebiliyoruz burada. İşte 32. gün ekibi hepimizin bildiği Mehmet Ali Bülent, Can Dündar, Mustafa Ünlü. Daha sonra geri gazeteci kökenli belgeselciler Nebil Özgen, Tayfun Talipoğlu. Aslında belgesel sinema olarak işte Bill Nichols'ın betimleyici belgesel diye tanımladığı kliği uyguluyorlar ve Türkiye hala günümüzde, dünyada da aslında öyle bir genel yapı vardır. Bu betimleyici kip, betimleyici mod aslında belgesel olarak bilinir. Genel dünyada da yaygın yapı bu baktığımızda. Şimdi dönemselleştirmesini anlatmaya çalışayım belgesel sinemada. Hakan abinin izinden gideyim. Suar'ın ekolü de, yani kendilerini de kültürel hümanizmacılara koyuyor. Ben aslında kültürel acilciler diyorum Suar'ın ekolüne. Çünkü 24 Ocak 1980 kararlarından sonra Türkiye kapalı devlet ekonomisinden böyle birden küresel pazar ilişkilerine eklemlenmeye çalıştı. Ve öncesinde de vardı zaten, 75'ten başlayan bir süreç. Böyle sağcı politikalar merkezdeydi, Türkiye'yi yönetiyordu ve geçmişle ilgili kurulan ilişki çok sorunluydu. Yani yeniyi yakalama adına tarihi, işte kültürel, doğal olan ne varsa hızla bir şekilde yok oluyordu. Ve günümüzde kalan envanter çalışmaları, hala yani imajı olan, kendisi olmayan pek çok şey bu belgeselcilerin ürettiği filmlerde vardır. Bir de bir anekdot, yani onu önemsiyorum, onu da paylaşayım. Suar'ın sadece iki kişiyle ortak belgesel yapmıştır. Yönetmen olarak ortak imza atmıştır. Galiba ikisi de burada. Bir tanesi Fırat Göl Olurken isimli 10 bölümlük dizi Hasan Özgen'le beraber. Bir de İstanbul Altınkent filmi Hakan Aytekin'le beraber. Bunu da paylaşayım. Ama ekip ortak pek çok iş üretip sonra 90'lardan sonra özellikle kendi yollarına ayrılmıştır. Suarcan'ın da ağırlıklı üretimi 75-90 arası olmuştur. Daha sonra seyrelmiştir biraz daha belgesel üretimleri. Bu 90-2000 arasında benim analog video dönemi diye tanımladığım, aslında şey olarak 2005'e kadar da gidiyor, bir video dönemi var. Orada da şöyle bir döneme denk geliyor Türkiye. 80 darbesinden sonra bu işte küresel pazara eklemlenme meselesi bir reklam sektörü patlamasına yol açıyor. Müthiş bir talep oluyor. Burada buna paralel bir de yoktan çok az önce kurulan bir okul olsa bile yeni sinema okulları açıyor. Yani bugün işte Mimar Sinan, Marmara, 9 Eylül Anadolu Üniversitesi'nde bir hani klik olarak baktığımız sinema okullarının aslında hani kendisini bulması Göktürk'ün 1982'de kurulmasından ve bunları açmasından sonra olan süreçler. Burada sinema eğitimi gören öğrenciler hızla yetişmeye başlıyorlar. Bundan kurmaca sektörü çok olumlu şekilde yararlanıyor. Çünkü reklam talebi kaliteli üretimi talep ediyor. İşte yurt dışından görüntü yönetmenleri geliyor. Bunlarla işte İngilizce bilen mektepli asistanlar bir arada çalışmaya başlıyorlar. Bu ilişkiler üzerinden hem kurmaca sinemanın ana akım pazar sineması çok olumlu etkileniyor, hem aslında bu tırnak içinde söylüyorum, düşünce sineması ya da sanat sineması olarak tanımlanan bir sanat aralığının daha yayılmasına imkan tanıyor. Ama maalesef işte sistemin sevmediği yaramaz çocuğu olan belgesel sinemacılar ve belgesel sinema bundan çok olumsuz etkileniyor. Bir çeşit pazar dışı kalıyor. Yani özel sektör, özel televizyonlar ilgi göstermiyorlar. Sponsorluk ilişkileri çok sorunlu ve az oluyor. Dolayısıyla o dönemin uygun ve ekonomik teknolojisi olan analog video teknolojisiyle filmler üretmeye başlıyorlar. Hasan Özgen buna beyaz dönem diyor. Ben de kör dönem diyorum, çünkü gerçekten kör bir teknolojiyle, yani videografik imajlarla bir sinema üretme çabası var. Burada da
işte ta geçmişten gelen bir sinematografik kurma alışkanlığı, yani pelikülle, filmle, 35-16 ile film yapma alışkanlığı ve onun bilgisi belgesel sinemadan bir süre kayboluyor. Ama 90-2000 arasında da ağırlıklı içerik üretimi kültür tarih belgeselleri üzerine, ama ufak ufak şeyler de başlıyor. Başka konulara, yani işte Tarih Vakfı'nın girişimleriyle sözlü tarih çalışmaları da o dönemde başlıyor. İşte sivil hafıza, sivil tarih, işte çeşitli kimlikler, yani etnik kimlik, cinsel kimlik, işte toplu dış bırakılanlar falan filan ufak ufak girmeye başlıyor. Ama hala merkezde tarih kültür belgeselleri var. 1995'ten sonra teknoloji bir kırılım daha yapıyor ve dijital video dediğimiz standart definition olarak, yani hala eski yöntemle teknoloji devreye giriyor. Bu gene çok sayıda öğrencinin, bu arada bunu da ekleyeyim, sadece Güzel Sanatlar bünyesinde açılan sinema okulları değil, dünya kadar iletişim fakültesinde radyo televizyon sinema bölümü açılıyor. Buradan da büyük bir öğrenci çıkışı oluyor ve pek çok öğrenci çeşitli sebeplerle belgesel sinemaya yoğun ilgi göstermeye başlıyorlar. Burada da yani 2005'ten ağırlıklı olarak günümüze kadar gelen süreçte, biraz daha öncesi de var, bir belgesel üretimi patlaması süreci yaşıyor Türkiye. Bu çok fazla ilginin yarattığı hem çok olumlu yanlar var hem olumsuz yanlar var. Böyle bir biçimsel ve içeriksel dağılma süreci yaşıyor Türkiye'de belgesel sinema. Bu yeni hocam kuşakta... Ben burada şunu sormak istiyorum. Sizce çok sayıda üretilen bu belgesellerin olumlu olumsuz yanlarını bize böyle kısaca bir aktarabilir misiniz? Tabii, mesela yani şöyle örnek vereyim. Belgesel sinema üretiminin ta geçmişten günümüze gelen, yani belki 20 yıldır getirdiği bir bilgi belge ilişkisi vardı. Mesela o kırıldı, dağıldı. Ya metodoloji koptu ortadan. Yani daha sonra diğer kitlerle de açıklamaya çalışacağım ama yani belgesel sinemanın merkezinde duran akademik bilgi, bunun yorumlanması, çerçeve metne dönüştürülmesi ve filmin bu bilgi nüvesi içerisinden çıkması, yani işte tırnak içinde söylüyorum, gerçekle kurulan ilişkinin sağlamaya alınması alışkanlığı bir anlamda, belli bir azınlık bunu elinde tuttu ama kitle bunu terk etti. Daha çok işte bu demin bahsettiğim sözlü tarih araştırmalarının video kayıtlarından gelen bir alışkanlıkla tanıklıklar üzerinden, yani tanıklıkların öznel nasıl diyeyim, pozisyonları üzerinden bir omurga kurulup bununla yetinilen, günümüze kadar da hala yoğun olarak benim hani festivallerde de ön seçici kurulda da seçici kurulda da gözlemlediğim bir melez yapı çıktı. Gözlemci belgeselle aslında gene betimleyici belgesel melezlemesi. Betimleme tanıkların kurduğu söz düzeninden geliyor. Araya da cutaway'ler olarak, yani sözü desteklesin diye çektikleri imajları söze destek olarak koyuyorlar. Böyle bir klik oluştu. Bu ben hani eski tartışmalardan da biliyorum. Mesela eski gelenekten gelen belgesel sinemacıları çok rahatsız etti, ediyor hala. O akademik bilgiyle kurulan, bilginin derinliğiyle, epistemeyle kurulan ilişkinin kırılması ve çok bir dönem belgeselcinin hala çok değer verdiği gerçeklikle kurulan ilişkinin zedelenmesi belgesel sinema algısında aslında bir çeşit kimi bakışa göre bir zedelenme yarattı. Ama burada ne girdi devreye? Hani onu da söyleyeyim. Yani bir nasıl, yani etnik kimlik, cinsel kimlik, politik kimlik, toplumsal meseleler, geçmişle hesaplaşma, özellikle mesela 12 Eylül'le hesaplaşma filmleri, belgeselleri çok üretilmeye başladı. Toplumsal hareketler, devleti sorgulama, mesela yoğun bir biçimde çevre belgeselleri gelmeye başladı. İnsan hakları, kadın hareketleri, işte LGBTQ hareketleri gibi bir sürü şeyler, genç belgeselciler bu konularda kendi dertlerini hızla anlatmaya başladılar. Burada da gene bir acelecilik var, böyle 95-2010 arası ve henüz oturmamış bir biçimsel yapı var. Ben de bu çok kültürlülük dönemi diyor Hakan abi buraya.
Ben de bu dönemdeki bu kuşağı genç politik haliciler diyorum. Böyle bir tanımlama yaptım ama 2008'de bir teknik bir imkan, ucuz olarak üstelik. Önce Nikon D90'ı çıkarıyor. HD görüntü kalitesinde çekim yapan fotoğraf makinesi, dijital, DSLR. Hemen arkasından 2008'de de artık kült seviyeye ulaşmış Canon'un o çok ünlü 5D Mark II'si piyasaya sürülüyor. Türkiye'de de hemen benimseliyor. Ve o kaybedilen, unutulan şeyde de kayboluyor. Yani o kuşaktan gelen Turan Yavuz hocamız, büyüğümüz vardır. Mesela evet. 35 milimetre bilgisi onunla var. Ben ona çok kısa dönem o 35 milimetrelerde asistanlık. Onun dışında video. Yeni kuşak videograflar, sinematografi üretemiyor ama analog dönemdeki videograflar. Mesela sinema estetiğiyle belgeseller üretmediler. Üretmeyi de bilmediler, eğitilmediler de öyle. Ama bununla beraber bir sinematografinin dijital bağlamda yeniden keşfi söz konusu oldu. Biçim tekrar ön plana çıkmaya başladı. Biçim ön plana çıkmaya başlayınca modlar değişmeye başladı. Bir süre çok fazla işte bu gözlemci kit dediğimiz, gözlemci mod dediğimiz türde işler görmeye başladık. Bunların işte bir takım tanıklıklarla desenlendiğini gördük. Böyle 2008-2015 arası da böyle bir dönem var. Bu arada ikinci bir ekol çıktı Kayseri'de. Burçak Evren onlara Erciyes Belge Ekolü ismini verdi. Burada çok kıymetli iki hoca var. Özcan Gürüz ve Şivan Güner'in. Bu hocalar Kayseri'de inatla ve ısrarla doğru bildikleri bir yöntemle belgesel üretimi öğrettiler öğrencilere. Daha sonra bu öğrenciler de değişik yerlerde hoca oldular. Ve onlar da şimdi öğrencilerine aynı şeyleri öğretiyorlar. Onlar da kendilerine Erciyes Belgesel Ekolü'nün devamını yok. Anadolu Belge Okulu ismini koydular. Kısaca onları da anayım. Musa, Kasan Basri, Özdemir, Turgay Kural, Halil Aygün gibi birinci kuşakları daha sonra gelen isimler var. Onlar da şöyle bir melez yapı kurdular. Daha toplumsal sorunlara, meselelere, özellikle de emek üzerinden ama mesela Suar'ın ekolünde olduğu gibi sol yakadan bakmayan, daha Anadolu'dan, daha melez bir yerden bakan bir bakışla bu meseleleri gözlemci ve işte bu tanıklık dizimi üzerinden ama sinematografiyi daha ön plana çıkarak anlatmaya, aktarmaya başladılar. 2015'ten sonra ise ufak ufak başka bir yere doğru, süreyi çok yemiyorum, böyle çok hızlı özetlemeye çalışıyorum. Soru cevapta belki vakit kalırsa şey tabii yaparız. Belgesel sinemanın özellikle bu ulusal ve uluslararası festivallerin ve fonların ufak ufak ilgi göstermeye başlamasıyla beraber böyle bir işte pişirme atölyeleri denen, pitchingler denen bir süreçten daha uluslararasılaşan, daha batı tipi bir olay örgüsü, bir karakter, bir hikaye arkı mantığından, ki bu aslında bizim geleneğe de biraz terstir. Yani çok fazla şey var, çok fazla öykü var, çok fazla anlatılması gereken şey var. O anlamda daha böyle batıdan gelen bir dalgayla, oradan da fonlanan şeylerle yeni üsluplar gelişmeye başladı. Burada da şöyle yapılarla karşılaşmaya başladık. Mesela belgeselciler ilk defa kamerayı kendilerine döndürmeye başladı. Katılımcı belgesel üretmeye başladılar. Şimdi yerini hatırlamıyorum. Bingöl'ün Pippa'ya Mektubum diye bir belgeseli var. 2012 galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Mesela o ilk Türkiye'deki, benim gözlemlediğim ilk katılımcı belgeseldir. Yani arkasından işte şuraya not almıştım diye hatırlıyorum ama bulamadım. Şuradan bir bakayım. Ha, şurada, çok pardon. Necla Demirci'nin iki tane filmi var. Gün Döndü ve Yüzleşme. Bu da katılımcı belgesel örneğine iyi örnekler. Daha sonra 2019'da Antalya Film Festivali'nde de ödül aldı. Şirin Bahan Devri'nin mesela Kadınlar Ülkesi var. Bu işte uluslararası fon işbirliklerinden gelen, benim çok enteresan bulduğum böyle bir epik, lirik bir film, Aether diye bir belgesel ortaya çıktı. Naratif, yani söz naratifi hiç yok. Baraka'yı hayal edin, böyle epik imajlardan oluşan böyle büyük bir lirik anlatı, söz lirizmi ama, yani pardon, görüntü lirizmi olduğu anlatı.
Daha sonra 2018'de bunları hani önemsediğim için örnek veriyorum. İlk deneme film örneğiyle karşılaştık. Ben Hasan Özgen'in ürettiği İstanbul Hatırası belgeselini önce bir deneme film örneği olarak görüyorum ama hani bütün koşullarıyla beraber, üretim koşulları da dahil açığa çıkan ilk deneme film, yani belgeselin alt türü gibi düşünebilirsiniz bunu. Rojda Aybakır'ın fragmanlarıyla karşılaştık. Yani bu sefer kamera, bu nesnel ve uzakta olması gereken ve geçmişte filmi yapanın kameranın arkasında ve izleyiciyle belli bir mesafeden ilişki kurduğu kamera, filmi yapanın kendisine dönen bir sürece geldi. Ve böyle bir yapıyla karşı karşıya. Bu sene çok enteresan bir sene oldu. Soru cevapta artık geri kalanla cevaplarım. Bu sene işte bu profesyonelleşmenin, uluslararalaşmanın bu yeni medya becralarından açığa çıkan yeni dille melezlendiği çok enteresan bir hatta muhtemelen paradigmanın değişti ama daha sonra bunun tahlilini konuşacağım döneme geldik. Çünkü mesela buluntu film, arşiv film üzerine mimarilenen Serdar Kökçoğlu'nun yaptığı Mimaroğlu gibi bir belgeselle karşı karşıya kaldık. Çok yeni bir üslup melezlemesi, denemesi. Deniz Tortum'un Maddenin Halleri var ki yani benim mesela çok hayran olduğum belgesellerden biri. Yani nanodan, mikrodan makroya hakikaten biçimsel ve içeriksel olarak bütün yapıyı kapsayan, kapatan bir şey. Ve çok gene yönetmenin kendi öznelliği üzerinden getirdi. Çok yetenekli olduğunu düşündüm diğer işleriyle beraber. Metin Akdemir'in hayalindeki sahneler. Yani düşünün, belgesel gerçeklikler var. Onlar öyle olmasaydı, böyle olsaydı nasıl olurdu deyip üzerine kurmaca eklemlemeler yapıyor. Geçmişteki bir takım Yeşilçam filmlerinden. Ve böyle bir tarihsel meseleye gene öznel yorumla bakan ve çok görkemli bir sinematografi kuran Zeynep Dadan'ın Ah Güzel İstanbul. Bu dört belgesel mesela muhtemelen yeni bir yere doğru evrildiğini belgesel sinemanın artılarıyla eksileriyle. Çünkü ben bu uluslararası pitching meselesine biraz mesafeli ve uzağım. Bağımsız belgesel, ben kendimi bağımsız belgeselci olarak tanımlıyorum. Bağımsızlığı ciddi anlamda dikkat edilmezse ele geçirebileceğini düşünüyorum. Çok ince, zor bir çizgi olduğunu düşünüyorum bunun. Olumlu, olumsuz örneklerini de gördük. Bir de atladım, onu da şey yapayım. 2000'lerin böyle 2005-2010 arasında melez yapılar ortaya çıktı. Kurmacayla belgesel arasında olan, bu da yeniydi Türk belgesel sinemasında. Mesela bir örnek vereyim, işte bu hep söylenir, İki Dil Bir Bavul. Orhan Eskiköy ile Özgür Doğan'ın yani belgesel olarak Antalya Film Festivali'ne girdi. En iyi ilk film alarak kurmacadan çıktı. Belgesel ya da akademiden arkadaşım Hüseyin Karabey'in O Kadar Melez Yapısı Gitmek 2008'de yaptığı gibi. Gerçek öykü. Aktör aslında aynı zamanda sosyal aktör ama kurmaca motifleri var. Böyle çok böyle kayganlaşan yapılar, bunlar da artarak sürüyor. Kabaca böyle özetlemeye çalıştım. Çok tabii geniş eksiklikler var. Kusura bakmasın, adını anamadığımız büyüklerimiz de olabilir. Kabaca böyle. Belki soru cevapta sorular olursa cevaplamaya çalışırım. Ben. Teşekkürler hocam. Şimdilik ben bu arada sorular varsa onları almak isterim katılımcılarımızdan. Ben aslında bir soruyla başlayabilirim. Hem Hakan Aytekin'e hem Hasan Özgen'e sormak istiyorum. Şimdi bir dönemlerini şeyle geçirdiler. TRT'nin sansürüyle. Kendi yaptıkları işte. Mesela Hakan Aytekin'in de Fırat Gölülüke'nin çok önemli emekçilerinden birisidir. Onlardan o anekdotu almak istiyorum. Bu Anadolu insanı ve atın ehlileştirilmesi meselesi ve bu TRT sansürü nasıl bir, biz bilmiyoruz mesela. Ama onlar onunla hep başa çıkmak durumunda kaldılar. İsterseniz öyle başlayalım. Yani öyle bir şey öğrenmiş olayım. Hasan Hocam, sizinle başlayalım mı? Siz cevaplamak ister misiniz? Hasan Hocam, mikrofonu açıyoruz. İşte cahillik. Tabii TRT'nin tek tüfek olmasının bunda etkisi var. Tabii devlet televizyonu olmasının da büyük etkisi var. Çünkü TRT'de her türlü yayın, kendi iç yayınları dahil, denetimden geçerek yayınlanırdı.
Önce o şöyle bir çarpıklık da doğurdu. İçeride çalışan arkadaşların en büyük sıkıntılarından biri buydu. Bir proje yapıyorsunuz. O projenin, yani projedir, ete kemiğe bürünmeden daha metni istenirdi yönetmenlerden, prodüktörlerden. Metni üzerinden bir ön denetime geçerdi. İdeolojik bir denetim mekanizmasını ifade etmek için söylüyorum bunu. Tabii dışarıdan gelen reklamlar dahil, reklamcılar da çok çekmiştir TRT'den, reklamlar dahil. Hele bizim gibi belgesel falan olunca daha iştahları kabarıyordu. TRT'de çok ciddi bir adı denetim ama sansür mekanizması vardı. Bu tabii şeyi de Anadolu Yolları'nda filmiyle de başlayan ve Yeşilçam'ın da çok uzun süre sancısını çektiği sansür kurulu denen organizmanın devamı gibi düşünülebilir. Şeyi anlatacağım tabii. Yani şöyle bir şey oluyor. Bizim tarihimizde genelde bu var. Yapı merkezileştikçe, özet olarak söyleyeceğim tahlilimi, devlet yapısı merkezileştikçe, yani kapı kullarının eline geçtikçe, bu geleneğimizde olduğu için rahat kullanıyorum, çok da değişmiş sayılmaz bürokrasi temel karakteri Türkiye'nin, hızla bir Anadolu'dan uzaklaşma var, Anadolu'dan korkma var. Ve başımıza gelen, bizim belgesel sinemacı anlamında çektiğimiz bütün çileler aynı kültürden gelip, yani bir Anadolu çocuğu olup sonunda işte kapı kulu olduğu zaman kendini sultanın yetkisiyle donatan insanların yaptığı sansürler. Ben bunu gördüm. Neler yaşadık? Mesela şeyde tarihsiz bir çalışma oldu. Aslında önemli bir çalışmaydı. Fırat Gölü olurken. Fırat Gölü olurken de üçlü bir saç ayağı, yani tema diyebileceğimiz üçlü bir yapısı vardı belgeselin. O dönemde Karakaya ve Atatürk barajları inşa halindeydi. Onunla beraber diğer altyapı çalışmaları çok hızlı sürüyordu. Türkiye bu nedenle çok ciddi bir enflasyon yaşıyordu. Kaynak bulamamıştı, uluslararası kaynak alamamıştı bu iş için. Ama kendi öz gücüyle bu projeyi bitirmeye çalışıyordu. İşte bir baraj gölü oluşacaktı. Bu gölün altında kalacak iki önemli öge vardı. Bir arkeolojik miras, mimari miras. Ve inanılmaz sayıda kurtarma kazısı vardı coğrafyada. Bir de buradan göç eden, mecburen yeni mekanlarda iskan edilen 50 bin, yaklaşık 50 bin haneden oluşan bir nüfus hareketi vardı. Biz bu üçünün üzerinde filmi oluşturmaya çalıştık. Sonunda tabii özellikle arkeolojik kazılardan öyle veriler çıktı ki Anadolu tarihi daha eskiye doğru gidiyor. Bunlardan bir tanesi en tipiktir. Şeyde Değirmentepe'de rahmetli Ufuk Esin Hoca kazıyordu. Değirmentepe'de ki buluntular atın Anadolu'da bilinen evcilleştirme tarihini 1000 yıl daha eskiye, yani kalkolitik döneme taşıdı. 4000'lere falan taşıdı yanlış hatırlamıyorsam. Bunu kullandık filmde. Ve atın evcilleştirilmesiyle ilgili de arkasına Hititler'de var olan Kukkili metni diye meşhur 40 maddelik bir şeyi vardır, yazılı metni. Ondan alıntılar yapıldı. Red gerekçelerinden biri bu. Türkleri atları Türkler evcilleştirdi. Öyle bilmediğimiz insanlar bu işi yapamaz hikayesi. Ama çok temel bir itiraz vardı. Şimdi bu filmde şeyden de gelen, tabii burada esas konu olan Eyüboğullarından, İşiloğullarından gelen bir gelenekle, biz bütün coğrafya zaten anlatırken de hep Anadolu mimarı, yani Anadolu bizim anlatım dilimizde çok hakim bir bakıştı. Yani mimariden işte arkeolojik verilere, insana kadar, yani şeye de mesela etnografik ya da kültürel birikimlerden söz ederken de biz Anadolu insanı diye bir deyim kullanırdık. Doğrusu bu. Neden doğrusu bu? İşte Cenk Hoca'nın da ifade ettiği gibi bir kültürel süreklilik ya da kültür sürekliliğinden söz ediyorsanız buna böyle bir milliyet etiketi koymak çok kolay olmuyor. Yani bilimsel anlamda hiç kolay değil. Bu sürekliliğin içerisinde. TRT'nin en büyük itirazı da bu şeyde, dizi belgeselde Anadolu insanı lafına. Altında üç tane de profesörün imzası vardı. Bir rapor hazırlamışlar. Prototürkler vardı. Dolayısıyla bütün bunları Türkler yaptı diye bir gerekçeyle karşı çıktılar. Diğer küçük gerekçeleri atı anlattım. Diğerlerini anlatmaya gerek yok. O maalesef TRT'de gösterilemedi o çalışma. Ama TRT'de gösterme
iyi başardığımız sponsorlu çalışmalar ki onlarda TRT yayın ücreti de alırdı. Şeyden, sponsordan. Benim başıma gelen bir iki tane şey var, onu söyleyeyim. İstanbul Hatırası belgeselinde işte bir çok dinli yapıyı ifade etmek için Beylerbeyi'nde bir cuma şey bayram namazı çektim. İlahiler vesaireler falanlar. Onu da onun arkasına da Kuzguncuk'ta bir Ortodoks ayini çekmiştim. Onu koydum. TRT ölçmüş bunların uzunluğunu metraj olarak. Dediler ki yani şey Ortodoks ayini işte atıyorum 17 santim daha uzun ya da 5 saniye daha uzun, unuttum şimdi. Onu kesin. Siz kesin dedim ben yani. Ve kestiler, öyle yayınladılar. Şey Kilit Taşı diye işte bir Güneydoğu Anadolu'yu anlatan bir çalışmada da Harran'da bir düğün çektim. Harran, Hu evler, işte insanlar sıcakla ilgili giysileri zaten farklı. O başlarına taktıkları, bir de oradan denetim geldi. Bunlar Suriyeli, Türk değil diye. Dedik orada yaşıyorlar yani, başka bir yerde çekmedik falan. Onu da kestiler, öyle yayınladılar. Bunun en dramatik yanı yine Hakan Hoca'nın da olduğu böyle kalabalık bir öğrenci ekibiyle çekilen şeydir. Kula'da 3 gün. Kula'da 3 günde bir dini nikah var, bir de resmi nikah var. TRT o dönemde yayınlarken dini nikahı kesti. Sonra bu filmi bu dinci kanallardan biri yayınlarken de resmi kanalı kesti. Resmi nikahı kesti. Yani bizim günlük hayatımızda var olan bir şeydi bu. ne denir? Sansür meselesi. Ama Türk sinemasının genelinde de vardı bu. Reklamcının bile boğuştuğu bir şeydi. Açık söylemek gerekirse. Benim söyleyeceğim bu kadar yani, hatırladığım. Hakan, çok teşekkürler hocam. Hakan hocam, sizin eklemek istediğiniz var mı? Tarihimiz aynı olunca örnekler de benzeşiyor doğal olarak. Bu aslında biraz iktidarın özünde olan bir şey. Ona içkin bir şey bu karar verici olmak. Bu o anlamda çok anlaşılır bir şey. Bunun belgesel film olması da gerekmiyor. Gene işte Hasan Özgen'in de içinde yer aldığı bir reklam filmi çekmiştik. Bir parfüm reklamı ve o filmin içinde de Nemrut'daki heykeller görsel olarak kullanılıyordu. Ve stüdyo ortamında yaratılmış bir şeydi. O da reklam denetiminden geçmedi. Hristiyanlık propagandası nedeniydi. Yani bu çok alışıldık bir şey. Ama ben başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Belki biraz daha açmakta yarar var. Ben sansürün 3 ayrı şekilde işlediğini düşünüyorum. Bir tanesi gerçekten o erkin karar vericiliğiyle bunu yapamazsın tavrı. İkincisi, erk bana bunu yapamazsın diyerek benim otosansür uygulamam. Ki bu çok daha tehlikeli geliyor bana. Çünkü tamamen kendin hani erkin varlığını baştan kabul anlamına geliyordu. O zaman gerçeklik falan gibi şeyleri hiç tartışmamak gerekiyor. Ama şu anda gelinen nokta bunların hepsinden daha da tehlikeli bir sansür bence. Az önce Kurtuluş Hocam'ın üstü kapalı söylediği şeyi ben biraz daha üzerine basarak söyleyeyim. Ben bunu yaparsam kabul ettiririm tavrı. Yani kendinden tamamen vazgeçme hali. Şu anda özellikle pitchingler, bu proje geliştirme atölyeleri gibi yerler ve ne yazık ki çok kurumsallaşmış, bizim gerçekten hani tarihsel olarak sahip çıkmamız gereken festival yönetimleri bunlara teslim olmuş vaziyette. Ve ben bir belgeselci olarak artık oralara başvurmuyorum. Çünkü ben kendimden vazgeçmek istemiyorum. Teşekkürler yani, hocam. Yani bu nokta aslında sansürün en tehlikeli hali ve giderek tek tipleşen. Bu anlamda da bugünkü panelin konusu olan mavi Anadoluculuk veya bu yerelin sesi olmaktan çıkmak ve dışarıdakinin hem davulu hem tokmağı elinde tutarak sadece benim hani davulu taşımamı isteyen bir yapı söz konusu ki bir belgesel sinemacı olarak buna da çok düşmek istemiyorum. İnşallah düşmeyiz. Umuyorum hocam. Başka sorumuz var mı?
Ben bir ekleme yapmak istiyorum. Tabii hocam, buyurun. Hasan Özgen'in söylediği gibi Anadolu Yolları'nda filmi, İlboğlu'nun, İkşoğlu'nun filmine büyük bir sansür uygulanmış. Berlin'e gidecekken film festivaline. Söylenen şey şu, develer görünüyor, çorak topraklar görünüyor, üstüne İstanbul Üniversitesi kültür filmi yazıyor. Sırf bu yüzden film olmuş, sansürlenmiş. Onun yerine karanlıkta renkleri göndermişler. Film gösterilememiş hiçbir yerde bildiğimiz kadarıyla. Sırf bu yüzden. Böyle birçok sansür var tabii. Hani Eyüboğlu'nun başına gelen, İpşoğlu'nun başına gelen çok sansür var. Bir Esra İşler chat kısmından yazmış. Onu gördünüz mü? Evet. Ben de şimdi ona bakıyorum. Soruyu ben hızlıca okuyayım. Erken Cumhuriyet dönemi siyasasında Matbuat Umum Müdürlüğü ve yönetici aydınlar kasıtlı ve bilinçli şekilde sanat ve kültürde eski Anadolu medeniyetlerinden köklenen bir ulusu vurgulamıştır. Mavi Anadolu Hareketi'nde de belgeselciler bu siyasayı anlamış, benimsemiş ve üretimlerinde bunu fark ederek çalışmışlar diyebilir miyiz? Yani bir belki diyebiliriz. O dönemin ruhu zaten şu, hani Anadolu'da ne işiniz var sizin diyor Birinci Dünya Savaşı'ndaki karşımızda olan devletler. Türkler işte sarı ırktır tezi, Türkler burada olmamalı, burası onların yurdu değil gibi. O yüzden bir kökleri bağlamak gerekiyordu o dönem, ulus devleti kurarken de aynı şekilde. Zaten Atatürk'ün de eski uygarlıklarla bağlantı kurulmasını istemesi, bu topraklarda aslında bir bütünsel bir kültürün olduğunu istemesi, göstermesi de bu nedenle diye düşünüyorum. Mavi Anadolu Hareketi'nin özünde bu var zaten. Tabii o dönem biliyorsunuz güneş dil teorisi de var. Başka teoriler de atılıyor. Hititlerin Türk olduklarına dair ön çalışmalar yapılıyor. Sümerlerle yapılıyor. Tabii ki o dönemin, çünkü bunlar Cumhuriyet'in yetiştirdiği aydınlar, ülkenin ayağa kalkması ve biz buradayız demesi için uğraşıyorlar. Filmlerde bunlar net olarak görünüyor. Siz ne dersiniz Kurtuluş Hocam? Kurtuluş Hoca'ya da... Evet. Ya şöyle, aslında kıta Avrupa'sında da benzer bir yapı vardı. Yani modernizmle beraber sanayi devriminden sonra bu ulus devletin açığa çıkmasında temel arayışlardan biri soykök ilişkisiydi. Antik Yunan'a öncelikle, sonra da Roma'ya bağladılar. Yoksa bir Germen'in, ne bileyim, antik Yunan'la ne alakası olabilir, ama hepsi soykök ilişkisini oraya bağladı. Türkiye genç bir cumhuriyet olarak kurulduğunda da bu Anadolu ile ilgili bir soykök ilişkisi arayışına girdi ki aslında bin yıldır burada olan Türklerin şöyle de bir şey var. Bir melez kabulü var. Yani işte Hasan Özgen'in son ön çalışmalarını yaptığımız belgeselinde çok sentezci bir şey var. Yerel olanla özellikle daha göçebeyken Türkler çok hemhal oluyorlar. Hemen sentez bir kültür. Hatta sentez mezhepler, dinler açığa çıkarıyor. Bu anlamda da organik bir ilişki var zaten. Yani tamam, Hititlilere Türk diyemeyiz ama günümüze kalan bir kültürel tarihi süreklilik var. Yani ortada bir melez yapı, yani homojen olmayan, daha heterojen bir yapı söz konusu. Ve biz tabii ki şu an Anadolu'da yaşayan günümüz bireyleri olarak hepsine sahip çıkmak durumundayız. Yani bu ideolojik bir mesele olmaktan çok ben açıkçası görevimiz olarak gelecek nesillere bırakabileceğimiz en önemli miraslardan biri olarak bakıyorum. O anlamda da zamanın ruhunu kavramak çok önemli. Cumhuriyet kuruyor olmak, hele o koşullarda, çok zor bir şey. Ve bu soykok ilişkisinin zaman zaman benim hiç onaylamadığım yönleri, hatları da var. Hani böyle bir ırk üzerinden temellendirme çalışma falan filan, ama onları da zamanın ruhunu kavradığınız zaman tolere edebiliyorsunuz. Ama o kültürel süreklilik, kültürel kucaklayış, kavrayış, içeri alma, dışarıda bırakmama, ötekileştirmemeyi ben çok kıymetli olarak görüyorum açıkçası. Hocam, bir şey ilave edebilir miyim? Önemli bir noktaya geldik Kurtuluş Hoca. Bilmiyorum ilginizi çeker mi? Şimdi bu kapalılıkla da ilgili bir sorun yaşamış
Cumhuriyet ve sonrası, yani giderek sansürcü olan kafalar aynı eğitimden geçmiş olmalarına rağmen, hatırlarsanız işte Özal zamanına kadar Türkiye'nin kendi doğusuyla, ana vatanı dediği işte Orta Asya ile çok ciddi bir bilgisel bağı yoktu. Yani hayaller vardı, şeyler vardı, metaforlar vardı, işte efsaneler vardı ama Orta Asya'da ya da o coğrafyalarda ne olup bittiğiyle ilişkin hem bilimsel anlamda hem de şey anlamda, gündelik anlamda çok derin bilgilerimiz yoktu. İşte bir de o zaman Sovyetler Birliği meselesi de vardı zaten, bunu güçleştiren bir boyutuyla. Sonra işte Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bu Türkiye, mülki devletler vesaireler falan çıkınca, şimdi o coğrafyaya bakış biraz farklılaştı. Oradan gelen bilgiler de bizi farklılaştırıyor. Ben dün biraz söylemeye çalıştım. Yani mesela şu anda Bozkır Uygarlığı diye bir tez üzerinde çalışıyor dünya tarihçileri ve artık uygarlık tanımı değişecek yakında bana göre. Bu bilgisizlik, yani bizim işte o çok kendimizi kök olarak bağladığımız ama ayrıntılı bilgisine sahip olmadığımız özgeçmişimiz nedeniyle de bu taassup bence koyulaştı, benim yorumum. Şimdi bilgiler geldikçe, ki oraya işte Manas Üniversitesi şu bu falan filan gibi epey de bilim insanımız gidiyor. Hem onlara yardımcı oluyor hem oradan bilgiler toplayıp bize getiriyorlar. Yani çok değerli bilgiler dolaşıyor şu sıralar. Yolun sonu değil tabii, başı, ama bilgilendikçe bu taassubun kırılacağına inanıyorum ben. Yani o Kurtuluş Hoca'nın sözünü ettiği sentez böyle mi olabilir? Çünkü bilmediğiniz, yeteri kadar bilmediğiniz bir ögeyle derinliği belli olan bir kültürel dünyaya girdiğinizde kaybolmak refleksiniz vardır. Yani bilinçaltı okumaya çalışıyorum. Anadolu kültürleri çok güçlü geldi. Onun için bu işte bunlar proto-Türk, o-Türk, bu-Türk gibi kavramlar ortaya çıktı zannediyorum. Benim kanım bu. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Başka sorumuz yoksa ben konuklarımıza çok teşekkür edeceğim. Pardon, benim bir sorum vardı. Sözünüzü böldüm de şimdi. Buyurun. Hem akademik anlamda hem de belgesel üreten biri olarak hangi adımları izleyerek literatürde yararlanıyorsunuz? Kime soruyorsun? Onu da istersen sorun. Evet, Cenk Hoca'ya mı, Kurtuluş Hoca'ya mı? Ya da ikimize mi? Aslında ikinize de hocam, biraz heyecan yaptığım için. Kusura bakmayın. Hocam çok kısaca cevaplayabilirsek. Diğer panelimiz başlayacak, zamandan çalmamak adına. Tamam. Dinem hocam, yani, öteki öteki panelin de bir duyurusunu yaparsanız çok sevinirim. Evet, çok evet teşekkürler. Hocam. Tabii hocam. Bu yani belgeseli başlarken bir kere araştırma kısmı çok önemli. Yani araştırmayı yapmadan, bir bilimsel araştırma boyutunda yapmadan girmemek gerekiyor belgeseli. Türkiye'de bu tarz yanlış yapan çok insanlar da var. Yani gençlerde zaten bu hata çok oluyor. Öğrenci filmlerinde bunu çok görüyoruz. Etraflıca araştırmadan o konunun neredeyse hani uzmanının bildiği bilgilere genel olarak hakim olmadan bu işe girmemek gerekiyor. Kısaca. Teşekkürler hocam. Kurtuluş hocam. Ya hemen onu daha derinleştirmeye çalışayım. Bir akademik formasyonla buluşturmak zorundasınız filminizi araştırma aşamasında ve süreç içinde. Suar'ın ekolünün çok önemli uygulamalarından, düsturlarından biridir. Film önce masa başında biter. Çekime gidersiniz, sürprizlerle karşılaşırsınız. Masa başındakiyle çekimi melezlersiniz, kurguda onu yeniden yaratırsınız. Ama asli olan bilimsel bilginin filmin kurucu unsurlarından birisi olmasıdır. İkincisi, belgesel sinemacı objektif, ön yargısız bir merakla meseleye bakmalıdır. Sinematografik, sinema ile ilgili yorumunda kendi dünya görüşü zaten bedeninden fışkırır. O anlamda bir nesnellik kuramaz. Ama bakışı, verileri ele alışı, bu gerçeklik meselesini tartışıyor da çok da sorunlu bir şeydir. Belgesel sinemada gerçeklik, olgusal olana mümkün mertebe kurduğu sadakat ilişkisi aslında o belgeselin gerçeklikle kurduğu ilişkinin sağlamasıdır. Ama her film belgesel sinemacının öznelliğiyle yoğrularak belgesel film açığa çıkar diyeyim. Bir kere daha vurgulamak istiyorum. Bütün gençlere vurgulamak istiyorum. Bilimsel bilgiyle, akademik bilgiyle, literatür taramasıyla ve bir daha bir şey söyleyeyim. Taha çekime başlamadan önce saha araştırmasıyla bunları birleştirerek
bir çalışmaya başlamak. Bir daha Suar Dekol'ün sözüyle bitireyim. Masa başında bitmelidir öncelikle. Daha kaderin hiçbir şeyine başlamadan. Teşekkürler. Başka sorumuz var mı diye hızlıca soruyorum. Sanıyorum yok. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Cenk Demirkıran'a ve Doçent Doktor Kurtuluş Özgen'e ve Hasan Hocam'la Hakan Hocam'a ayrıca bizimle fikirlerini ve bilgilerini paylaştıkları için. Bugün 17'de 3. panelimiz var. Duyurularını zaten yapmıştık. Yine çok keyifli bir panel olacak. Akademide belgesel film eğitimi diye belki belgesel üretimini detaylı olarak orada konuşmaya devam edeceğiz. Akşam 20'de de ödül törenimiz var. Orada da tekrar bir araya gelmeyi umut ediyoruz sizlerle. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyorum. Diğer panelde görüşmek üzere. Hocam bir ekleme yapabilir miyim? Tabii hocam. Şimdi iki gündür özellikle Eyüboğlu ve Epşiroğlu'nu konuşuyoruz. O kültürel hümanizmacı dönemi ve aslında belgesel sinemanın bana göre Türkiye'deki miladını konuşuyoruz. Ben kendi yayınımda kullandım ama belki pek çok arkadaşımız böyle bir bilgiden ne yazık ki haberi olmayabilir. Bu çünkü küçücük bir ayrıntı ama bu iki gündür süren konuşmalara ek olsun diye bir şöyle bir onu şenlendirsin diye paylaşmak istiyorum. Türkiye'de televizyon yayını 31 Ocak 1968'de başlıyor. Ve ilk yayın günü yayınlanan programların arasında ağırlıklı olarak belgeseller var veya belgesel nitelikli filmler var. Ve eski Antalya'nın suları, yani bu güzel insanların yaptığı filmler, Türkiye'de seyircinin ilk kez televizyonda buluştuğu bir film. O anlamda biraz da öyle bir kökten geldiğimizi de paylaşarak en azından çok da karaları kaynatmayalım. Biz yaparsak oluyor. O anlamda böyle bir güzel bir küçük bir bilgiyle katkıda bulunmak istedim. Çok teşekkürler Hakan Hocam. Saat 17'de buluşmak üzere tekrar. Sevgiler herkese. Teşekkürler. Hoşça kalın.